kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere hiç maya kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırladığım nefis bir peynir tarifi vermek istiyorum. Herkesin rahatlıkla yapabileceği nefis bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Peynirimizi hazırlamak için 5 litre köy sütüne ihtiyacımız var. Mutlaka açık süt kullanalım. Sütü boşaltmadan önce tencereyi şöyle bir sudan geçirirseniz dibine tutmayacaktır. Daha önceden süzülmüş bir süt olduğu için süzdürmedim. Ama eğer süzülmemişse sütünüz temiz bir tülbentle mutlaka sütü süzdürelim. Sütün tabağımını boşalttıktan sonra ocağın altını açıyorum ve sütümü kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Evet sütüm kaynamaya başladı. O ilk kabarıklığını şöyle kepçeyle savurarak aldıktan sonra hemen peynirimizin o güzel kıvamını verecek olan yoğurdunu ekleyeceğiz üzerine. Süt kaynadıktan sonra hemen birden üzerine yoğurdunu dökmeyelim. Aksi takdirde taşabilir. İlk o kabarıklığını aldıktan sonra bir yemek tabağı dolusu yoğurdu üzerine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle hafif sulanmış bir yoğurt olabilir ya da ekşimiş evde kalmış bir yoğurdu kullanabilirsiniz. Sadece dediğim gibi bir yemek tabağı kadar yoğurtla çok güzel bir peynir hazırlayacağız. Yoğurdu içerisine ekledikten sonra şöyle 3-4 dakika karıştırmak gerekiyor ve hızlı bir şekilde sütün kesildiğini ve peynir kıvamına geldiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi hafif hafif topaklanmalar başladı ve peynirin suyu böyle sarı şekilde ayrılmaya başladı. Kesinlikle içerisine limon suyu veya sirke ya da farklı bir maya kullanmadık. Sadece bir yemek tabağı Yoğurt kullandım ve harika bir peynir oldu arkadaşlar. Daha önceki yapmış olduğum peynir videomda çok fazla soran olmuştu maya ile hazırladığım için bu şekilde herkesin evinde bulunabilecek bir tabak yoğurtla sizler de harika bir peynir hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 10 dakikada bu kıvama geldi ara ara karıştırarak dediğim gibi tamamen peynir haline gelmesini sağladım. Şöyle bir süzgeç kaşıkla da sizlere daha net göstermek istiyorum. İçindeki e, yoğurt sayesinde tamamen peynir kıvamına geldi. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı dolusu da tuz ilave ediyorum. E, yemeklik tuz kullandım. Sonradan üzerine yine tuz ekleyeceğiz ama e, bu aşamada da biraz tuzun alması için mutlaka tuz ekleyelim. Bir de sizlere şöyle peynirin e, suyunu da daha yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde sapsarı suyundan ayrılması gerekiyor. Yoğurdu koyduktan sonra dediğim gibi hemen ocaktan almıyoruz kesinlikle. Mutlaka karıştırarak bir süre daha pişirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 10 dakika boyunca daha ocakta tuttum ben ve tam istediğim kıvama geldi. Artık bunu ocaktan alacağım ve yaklaşık bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Bu şekilde peynir dibine çökecek. Ve suyu da tamamen üzerine çıkacak. Birazdan göreceksiniz zaten. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 10 dakikada peynir dibine çöktü. Bu üzerindeki fazla peynir suyunu farklı bir kaba aldım, daha rahat bir şekilde süzgeçten geçirebilmek için. Benim böyle derin bir süzgeçim var. Onun içerisine temiz bir tülbenti yerleştirdim ve şimdi peynirimin tamamını bu süzgecin içerisine döküp fazla suyundan arındıracağım. Ben üzerindeki fazla peynir suyunu ayırdım ama dilerseniz onu kullanmadan bu şekilde süzdürebilirsiniz. Evet peynirin tamamını bu tülbentin üzerinden döktüm. Ve şöyle kenarlarını toplayacağım. Bu işlemleri sıcakken yapmak gerekiyor. Dediğim gibi çok fazla beklemeyeceğiz. Şöyle peyniri güzelce toparladım. Bu bez torban benim devamlı peynir yaptığım torbam. O yüzden temiz. Sizler böyle temizli bir tülbent veya böyle bu şekilde beyaz bir tülbentle bu işlemleri hazırlayabilirsiniz. Evet bu şekilde hem sıkıyorum bir taraftan, bir taraftan da şekil veriyorum ve taşlama işlemine geçeceğim. Süzgecimin altına bir tane tepsi yerleştirdim ve şimdi üzerine bir ağırlık koymamız gerekiyor. Ben 5 kiloluk su şişesini suyla doldurdum ve üzerine koyacağım. Bu her evde bulunabilecek bir su şişesi. Benim normalde peynir taşım var onunla yapıyorum ama bu taşı herkes bulamayacağı için bu yöntemi de sizlere göstermek istedim. Böyle bir şişeyi doldurun ve sabit bir yere yerleştirin. Eğilmesin, dökülmesin. E, o şekilde yaklaşık 2 saat boyunca beklemesi gerekiyor. 2 e, saatin sonunda artık peynir tamamen içindeki suyunu bırakmış oluyor. Eğer çok uzun da bekletirseniz çok e, sert taş gibi bir peynir yapmış olursunuz. E, maksimum 2 saat yeterli oluyor. Evet 2 saat bu şekilde beklettim ve artık e, peynirim hazır. Şimdi sizlere hemen e, torbasından çıkararak kıvamını da göstermek istiyorum. Daha önce söylediğim gibi hiç maya kullanmadık. E, sirke, limon veya farklı bir madde kullanmadan sadece bir tabak yoğurtla bu işlemi hallettik ve ortaya gerçekten kaşar peyniri lezzetinde muhteşem bir peynir yapmış olduk. Bu peyniri salamurada bekletmenize gerek yok. Farklı bir işlemden geçirmenize gerek yok. Hemen hazırlayıp aynı gün içinde afiyetle tüketebilirsiniz. Bir de sizlere dilimleyerek yakından göstermek istiyorum umarım görüntüsünden ne kadar lezzetli ve güzel olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Eğer tuzsuz bir peynir yemek istiyorsanız hiç tuzlamadan bu şekilde tüketebilirsiniz. Veya birazdan da gösterecek olduğum gibi üzerine tuzlayarak o şekilde de servis edebilirsiniz ya da yine bir salamura işlemi yapmak isterseniz ayırmış olduğumuz peynir suyuna bolca tuz atarak Doğrayıp içerisine peynirleri bırakıp 2-3 gün boyunca o şekilde tuzunu almasını da sağlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi salamura işlemi yapmadan direkt hemen üzerine bir gün tuzlayacağım. Ve o şekilde beklettikten sonra hemen ertesi gün yemeye başlayacağız. Şöyle küçük küçük doğruyorum ve dediğim gibi ben üzerine böyle elimle tuzlayarak o şekilde tuzunu almasını sağlayacağım. Zaten çok aşırı bir tuzlu peynir sevmiyoruz biz. O yüzden çok hafif bir tuzlama işlemi yapacağım. Evet gördüğünüz gibi nefis peynirimiz hazır. Yaklaşık 750-800 gram kadar peynir çıkıyor. Bu vermiş olduğum ölçülerden. Ama bu peynirin kalitesine göre değişebilir tabii ki. Daha az veya daha fazla da çıkabilir. Evet hemen şöyle bir de dilimleyerek sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kaşar peyniri kıvamında çok lezzetli. Harika bir peynir oldu arkadaşlar. Ben ara ara bu şekilde yapıyorum. Eğer evde maya yoksa veya canımız peynir istediği zaman hazırlıyorum. Bu sefer sizlere de bu şekilde göstermek istedim. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altında mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet Şimdi ben üzerlerini böyle çevirerek tuzlayacağım. Dediğim gibi üzerini kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Bir gece bu şekilde bekledikten sonra o tuzunu tamamen içerisine çekiyor ve harika bir peynir oluyor. Ama dediğim gibi hiç tuzlamadan, eğer tuzsuz bir peynir yemek istiyorsanız bu şekilde direkt afiyetle tüketebilirsiniz. Ben hafif böyle biraz e, tadını almak istediğim için biraz tuz serptim ve e, buzdolabına kaldırdım. Ertesi gün artık yemek için hazır oldu. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videomu gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.